Bugün yine uzayla ilgili sıcak bir gelişmeyle karşınızdayım. Dün yani 8 Aralık Cumartesi günü yerel saatle 02:23'te sabaha karşı Çin'in güney bölgelerinden birinden bir roket fırlatıldı. Çinliler bu fırlatışı canlı olarak yayınlamadılar. Dolayısıyla ben de size canlı olarak aktaramadım. Genelde bu konularda biraz ketum davranmayı tercih ediyorlar. Ben de bu tercihlerine saygı duyuyorum ama fırlatıştan sonra China Central Television şu görüntüleri yayınladı. Bu roket Ay'a bir uzay aracı götürüyor. Chang'e 4 adlı bu araç iki temel bölümden oluşuyor. Bir parçası inişi gerçekleştirecek olan kısım, diğer parçası ise bir rover, yani tekerlekli olduğu için Ay'ın yüzeyinde dolaşabilecek türde bir araç. Dediğim gibi bu rover aracının ayrıntıları hakkında çok fazla bilgi verilmiyor ama Ağustos ayında yayımlanan şu görüntülerden ve bu görüntülerde tasarımcısının verdiği bilgilerden bu aracın da diğer roverlardakine benzer ekipmanlarla donatıldığı sonucu ortaya çıkıyor. İşte panoramik kameralar, düşük frekans bir spektrometre, ay yüzeyini tarayacak bir radar gibi enstrümanlar var üzerinde. Bunların bir kısmı yine başka uluslar tarafından gönderilmiş. Çinliler tarafından yürütülüyor olsa da bu ay görevi aynı zamanda Hollanda, İsveç ve Almanya'da bir takım enstrümanları, aletleri bu araçla beraber Ay'a gönderdiler. Ama bu ay görevinde benim ilgimi çeken iki önemli farklılık var. Birincisi, ilk kez ayın karanlık yüzüne bir araç gönderiliyor. İkincisi, bu aracın içinde canlılar var. Önce iniş yerinden başlayalım. Ayın karanlık yüzü ne demek? Hiç dikkat ettiniz mi? Ay'a baktığımızda hep aynı yüzey şekillerini görürüz. İyi de Ay da Dünya da kendi ekseni etrafında dönmüyor muydu? Eğer öyleyse niye sadece bir tarafını görüyoruz? Bunu daha iyi anlayabilmek için Ay'ın eksenine bir çizgi çekelim isterseniz. Ve şimdi de ihtimallerden söz edelim. Bu arada Dünya'yı özellikle durdurdum. Normalde o da tabii ki kendi ekseni etrafında dönüyor ve o yüzden Ay'ın doğuşuna ve batışına tanıklık ediyoruz ama bu örneği daha iyi anlayabilmek için biz geçici olarak şimdilik Dünya'yı bir durduralım ve sadece Ay'ın hareketlerine odaklanalım. Eğer Ay kendi ekseni etrafında dönmeyip de sadece Dünya'nın etrafında dönseydi bile onun her yerini görebilirdik. Ama bildiğimiz gibi Ay hem kendi ekseni etrafında hem de Dünya'nın etrafında dönüyor. Şu anda izlediğiniz gibi bir dönüş hızıyla dönseydi biz yine onun her yerini görebilirdik. Ama Ay öyle bir hızda dönüyor ki biz Dünya'nın neresinde olursak olalım onun sadece bir yüzünü görebiliyoruz. Çizgiye dikkat ederseniz Ay kendi ekseni etrafında dönmeye devam ediyor. Buna senkronize rotasyon deniliyor ve işte bu yüzden yani bu özel dönüş hızından ötürü binlerce yıldır yeryüzünde yaşayan insanlar olarak biz onun diğer yüzünü hiç göremedik. Göremediğimiz için de Ay'ın karanlık yüzü adını verdik. İşte böyle görmediğimiz, bilmediğimiz konular hakkında ne kadar cahilce yorumlar yaptığımızı da daha ancak 59 yıl önce fark edebildik. Tabii bu konuyu teorik olarak çok daha önceden hesaplamış ve söylemiş olan bilim insanlarını bu işin dışında tutarak bu yorumumu yapıyorum. 1959'da Rusların gönderdiği Luna 3 aracı ilk kez Ay'ın karanlık yüzünün bu fotoğrafını çekerek Dünya'ya gönderdi. Ay'ın bu diğer tarafının ayrıntılı bir görüntüsünü ise 1968'de çekilen bu fotoğrafla görebildik. Hiç de karanlık değilmiş. Zaten o yüzden bilim dünyası ona Ay'ın karanlık yüzü değil de Ay'ın uzak tarafı adını veriyor. Az önce de söylediğim gibi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milyarlarca insanın yaşayıp öldüğü binlerce yıldır yeryüzünden baktığımız bize en yakın gök cisminin şu görüntüsünü görebilen çok şanslı azınlıktan biriyiz. Günümüzde Discover gibi uydularla hem Dünya'yı hem de onun etrafında dönerken Ay'ın uzak tarafını aynı anda izleyebiliyoruz. İşte dün Çinlilerin gönderdiği o uzay aracı bizim göremediğimiz Ay'ın uzak tarafına iniş yapacak. Tam olarak 180 kilometre çapındaki Von Karman kraterine inecek ki bu isim yani Macar asıllı Theodor Von Karman Çin uzay programını başlatan kişinin danışmanıdır. Bir anlamda Çinlilerin bir saygı duruşu da diyebiliriz. Kendi uzay programını başlatan kişiye danışmanlık yapan kişinin adının verildiği kratere iniş yapma tercihinde bulundukları için.
Peki ayın diğer tarafına iniş yapılacaksa iletişim nasıl sağlanacak diye çok haklı bir soru geliyor aklımıza. Çinliler bunu da düşünmüşler tabii ve Mayıs ayında bunun için bir uydu göndermişler iletişimi sağlayabilmek için. Dolayısıyla yeni gönderdikleri bu araç iniş yaptıktan sonra ayın etrafında dönen o uydu yardımıyla dünya ile iletişime geçecek. Ve içinden bir rover ayrılarak ayın yüzeyinde bilimsel çalışmalar yapmaya başlayacak. Bize uzak o yüzeyin sıcaklığı, kozmik ışınlar gibi bir takım konuların yanı sıra ay toprağının ve kayalarının kimyasal ölçümlerini de yapacak. Peki iniciyi o bölgede ne bulması bekleniyor? Artık biliyorsunuz böyle şeyleri de tahmin edebiliyoruz. Çoğunlukla demir oksit. Biraz da toryum bulabilir. Peki toryum nedir? Yenilir mi, içilir mi diye soracak olursanız sakın yemeyin, içmeyin, tavsiye etmem. Çünkü kendisi şu anda nükleer reaktörlerde kullanılan uranyumun alternatifi olan radyoaktif bir metal. Daha şimdiden dünya üzerinde 15 tane toryum reaktörü olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim. Gönderilen aracın adının Chang'e 4 olduğunu söylemiştim. Eğer 4 varsa 1, 2, 3 de var demektir. Gerçekten de bu ilk iki araç 2007'de ve 2010'da Ay'a gönderildi. Bunu nereden biliyorum? Daha önce bir canlı yayınımda bahsetmiştim bir astronomi takvimi tasarladığımı. İşte bu astronomi takviminin Ekim 2019 sayfasında 24 Ekim kutusunda 2007 yılında Chang'e 1 uzay aracı fırlatıldı yazıyor ki aynı kutuda 2001 yılında Mars'a Odyssey aracının da ulaştığı yazılı. 24 Ekim tarihte astronomik açıdan böyle ilginç gelişmelere şahit olmuş. Aynı ayın ilk günü yani 1 Ekim 2010 tarihinde Çin'in Ulusal Uzay İdaresi'nin Chang'e 2 uzay aracını fırlattığı da yazıyor. Bu arada bu takvimin hemen altında 1 Ekim kutusunun altında 8 Ekim'de yazan şey de Rusya Soyuz uzay aracının Soyuz FG modelini fırlatacak yazısı. Çünkü bu takvimin tasarımını yaparken kutunun üst tarafına 2019'da gerçekleşecek astronomik açıdan önemli olayları, mesela buna benzeyen fırlatışları yazdım. Alt kısmına ise tarihte olmuş önemli astronomik olaylardan bahsettim ki hem geçmişe hem de geleceğe yönelik olarak uzay ve astronomi bilgilerimiz artsın. Kutuların ortasında da boşluklar var. Eğer tarihe geçmek istiyorsanız oraya da kendi notlarınızı, o gün yapacaklarınızı yazabiliyorsunuz. Zaten üst tarafta da insanlığın, tam olarak ifadesiyle söyleyecek olursak, evrende insanlık tarafından ziyaret edilen tüm gök cisimlerinin gerçek fotoğrafları var. Ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linkten görebilirsiniz. Şimdi az önce sözünü ettiğim o 2007'deki ve 2010'daki Chang'e 1 ve 2 uçuşlarındaki amaç ayın yörüngesinde kalıp önce bir haritalama yapmak, nereye ineceğiz biz diye bir araştırmak. Genelde uluslar uzay görevlerinde böyle bir yaklaşımı tercih ediyorlar. 2013'te daha 5 yıl önce ilk kez ayın yüzeyine Chang'e 3 uzay aracıyla bir rover indirdiler. Hatta dün gönderilen rover'ın aynısı. Zaten dün gönderilen rover aslında onun yedeği olarak tasarlanmış ama şimdi asıl oyuncu olarak yola çıktı ve önümüzdeki Ocak ayında ayın eski tabirle karanlık yüzüne, bilimsel adıyla bize uzak tarafına iniş yapacak. Gelelim bu görevin bence çok önemli olan ikinci farklılığına. Yanında götürdüğü o türlü alet edevat bilimsel enstrüman arasında 3 kiloluk bir kutu da var. O kutunun içinde ise çiçek ve patates tohumları var. Patates giderek resmi uzay yiyeceğine dönüşüyor. And there's nobody you can stop me. Hatırlarsanız Marslı filminde de orada Mars'a giden kişi yanında götürdüğü patatesleri yetiştirerek epeyce bir süre hayatta kalmayı başarabilmişti. It has been 7 days since I ran out of ketchup. Ne var yani, tabii ki bitki tohumları götürülebilir. Daha önce de götürüldü. Uzayda bitki hiç yetiştirilmedi mi sanki diye aklınıza bir şey gelebilir. Ama o kutuda başka bir şey daha var. İpek böceği yumurtaları. Amaç o larvaların dışarıya çıktıktan sonra, yumurtadan çıktıktan sonra karbondioksit üretmesi ve üretilen karbondioksitin işte biraz önce söylediğim bitkiler tarafından kullanılması. Bitkilerin de fotosentez yaparak karbondioksiti alıp oksijen üretmesi ve oksijenin İpek böcekleri tarafından kullanılması. Yani kutunun içerisinde basit bir sinerji yaratmaya çalışıyorlar. Bir de mikro kamera yerleştirmişler. Umarım ne olur Çinliler bu konuda ketum davranmasınlar ve
kameradan o görüntüleri bizimle de paylaşsınlar. Çünkü eğer o yumurtalar açılır ve içinden ipek böcekleri çıkmayı başarırsa ayda doğmuş ilk ipek böcekleriyle karşılaşmış olacağız. Bir başka bakış açısıyla da Çinlilerin tarihi ipek yolu ta aya kadar uzanmış olacak. Zaten onlar da yeni Chang'e uçuşlarıyla 2030'lu yıllarda aya insanları göndermeyi planlıyorlar. Hatta dün gönderilen aracın gittiği bölgeye yakın bir bölgede kalıcı bir üs kurma hedefleri var. Ay üssü. Tarihi İpek yolu gelecekte aya kadar uzanır ve oradan bize ipek mi getirir, toryum madeni mi, onu hep beraber göreceğiz ama şurası kesin. Ayın karanlık yüzü tabiri artık sadece kültürün içinde yaşayabilecek, sadece şarkılarda kalacak. Ne demişti Pink Floyd 1973 tarihli The Dark Side of the Moon albümünün en sonunda?